Merhaba kıymetli arkadaşlar. Bugün sizlerle hat sanatında ölçü konusunu konuşacağız. Bütün sanatlarda belli ölçüler, kaideler, kurallar vardır. Ama hat sanatında da yine ölçüler, kaideler, kurallar vardır. Ve hat sanatındaki ölçü de nokta ölçüsüdür. Birçok arkadaşımız hat sanatında ders alan veyahut da hat sanatını yeni tanıyan, gören kişiler fazla noktaların ne işe yaradığını sorarlar. Veyahut da yeni başlayan talebeler de aynı şekilde bu soruyu sorarlar. Hat sanatında harfler, yani bir harfi düşünün, sağdan, soldan, aşağıdan ve yukarıdan belli ölçülerle ölçülenir. Bu ölçü birimi ise noktadır veyahut da nokta yerine geçen cezim işaretidir. Bir harfin klasik bir ölçüsü vardır. Mesela vav harfini değerlendirecek olursak, vav harfinin çanak kısmı 4 nokta, baş kısmın yüksekliği 2 nokta, genişliği 2 nokta, çanak kısmının aşağıya doğru uzadığı kısım yine 2 nokta kadardır. Ve hat sanatı vav harfini çanak kısmını birleştirdiğimizde bir yumurta şekli ortaya çıkar. Bu vav harfinin geleneksel ölçüsüdür. Peki bu ölçü nerede, ne zaman başladı? Hat sanatında ölçü İbni Mukle, Abbasi halifelerinden ve Abbasi vezirlerinden olan İbni Mukle sahip olduğu geometri bilgisiyle beraber harflere bir ölçü vermiştir. Elif'i dik harfler için bir ölçü kabul etmiştir. Yuvarlağı, daire ise çanaklı olan harfler için bir ölçü birimi olarak kabul etmiştir. İlk İbni Mukle tarafından bu ölçü harflere konulmuştur. Harflerin daha güzel yazılması için. Ve daha sonra gelen Yakut el-Mustasimi İbni Mukle'nin koyduğu ölçüleri değerlendirerek o da biraz daha bu ölçü birimini geliştirmiştir. Ve daha sonra Yakut el-Mustasimi'den sonra Şeyh Hamdullah harfleri daha farklı bir çeki düzen vermiştir. Daha sonra Hafız Osman ve günümüze kadar Şevki Efendi Sülüs ve Nesih'te en güzel hali bize ulaştırmıştır. Şimdi ölçü birimi harfleri daha güzel yazmamızda bize çok faydalı olur. O yüzden bir harfin ölçüsü çok önemlidir. Zaten hoca talebeye dersi yazdığı zaman her harfin ölçüsünü gösterir. Her harfin ölçüsü de yazıldığı kalem ile verilir. Mesela sülüs harfindeki nokta ile nesih yazısındaki nokta aynı değildir. Aynı şekilde talik'teki nokta ile rika'daki nokta da aynı değildir. Her hat yazısının kendisine göre bir de nokta ölçüsü vardır. Bu da çok önemlidir. Dolayısıyla Hazreti Ali Kerremallahu Veçen'in hat hocanın taliminde gizlidir sözü burada açıkça karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla hat sanatındaki bu ölçü daha rahat, daha iyi harfi algılamamıza sebep oluyor. El sanatlarında, yani bunda resim de dahil bütün sanatlarda her zaman için biz yansıtma görevi görürüz. Yani gördüğümüz güzel bir yazıyı veyahut da ressamlar için düşünelim, güzel bir manzarayı gördüğümüzde onu tuvale yansıtmaya çalışırız. Hat sanatında da aynen bu şekilde bu vazifeyi yaparız. Mesela hocamız ilk derse başladığımızda bize Rabbiye Sir'i yazar. Biz de hocamızın yazdığı gibi yazmaya gayret ederiz. Dolayısıyla bu aynı zamanda bir yansıtma görevidir yani. Ve ölçüler hat sanatında dediğimiz gibi harfleri daha iyi algılamamıza sebep olur. Tabii ki hat dersine ilk başlayan bir talebe bu ölçülere dört dörtlük uyması çok zordur. Buna zamanla alışır. Noktanın genişliği, uzunluğu, mesela vav harfin çanak kısmı 4 nokta olacak dedik büyüklüğü. Bu 4 noktaya belli bir zaman sonra alışabiliriz. Yani noktaların mesafesi de yine zaman istiyor. Dolayısıyla bu ölçü birimleri klasiktir ve
Harflerin her harfin kendisine göre bir ölçüsü vardır. Yani sırayla elif harfinin kendisine özgü bir ölçüsü vardır. Y harfine kadar ve birleştirmelerde de yine bir kelimeyi yazarken harflerin birbiri arasındaki uzaklık, yine dengesi, şekli, bazen bazı harfler klasiğin normal kendi ölçüsünün bir nokta fazla olur veyahut da bir nokta kısa olur yerine göre. Bunlar yine hocayla talim edilerek daha iyi, daha doğru bir şekilde öğrenilir. Ve hat sanatındaki bu ölçü konusu hattatlar belli bir seviyeye geldikten sonra, yani klasiği iyi bir şekilde benimsemiş bir hattat daha sonra kendi tavrını, kendi ölçülerini harfe ekleyebilir. Yani kendi ekolünü oluşturabilir. Tabii ki bu günümüzde biraz daha zor. Yani şu anda çok başarılı hat üstadlarımız var. Ancak onlar zaten kendi ekollerini yavaş yavaş ortaya koymuşlardır. Fakat bizden önceki hattatlar, yani Osmanlı döneminin son hattatları bu alanda çok güzel örnekler bırakmışlardır bize. Dolayısıyla ilk önce klasiği çok iyi benimsemek gerekiyor. Ve klasikte de çok güzel bir şekilde yol kat etmek için çok ciddi bir şekilde çalışmak gerekiyor. Hat sanatındaki harf ölçüleri harfleri daha iyi algılamamıza sebep oluyor. Yani çanaklı olan harfleri çanak kısmını daha iyi yapabilmemiz için, daha rahat yazabilmemiz içindir. Bu sebeple hat sanatındaki bu nokta ölçüsü çok önemlidir ve hat sanatına yeni başlayan talebeler bu noktaların mesafesini hayal ederek yazmaya çalışırlar. Bu noktaları kendileri çizmeleri gerekmez. Onu hayal dünyasında tahmin etmeleri gerekir. Mesela bir B harfinin çanak kısmının 6 nokta olması ne kadar uzun bir mesafe, bunu hayal ederek o şekilde yazarlar ve zaten örneğe bakarak, düşünerek hareket ederler. Hat sanatında dediğimiz gibi her hattın kendine özgü bir nokta ölçüsü vardır. Bazı kısımlarda bir noktadan daha az, yarım nokta diyeceğimiz veyahut da çeyrek nokta diyeceğimiz bazı kısımlar vardır. Bunlar da nokta yerine geçen cezim hareketiyle gösterilir. Buna da zaten şimdiye kadar ben size teorik olarak bunu anlattım. Bunu daha iyi algılayabilmeniz için kalem güzelinden iki sayfayı yavaş bir şekilde ekranda göreceksiniz. Orada da okuyabilirsiniz ve birkaç örnekle anlattıklarımı daha iyi anlamanızı sağlayacağım. Bu eğitim videosunu da izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu konuda aklınıza takılan soruları siz de yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.